Ekonomiye geçiyoruz. Asıl hepimizin, herkesin haykırdığı, üst üste gelen zamlarla, Türk lirasının hızla değer kaybetmesiyle, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının, milli gelirinin düşmesiyle, Türkiye'nin fakirleşmesiyle ve bunu da en çok hisseden ki, çünkü onların üstüne yığılıyor bu, ki onlar aynı zamanda bu ülkenin %80'ini oluşturuyorlar. Dar gelirli, maaşla çalışan insanlardan bahsediyorum. Dolayısıyla bununla ilgili eleştiriler muhalefetten yükseliyor, devam ediyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan para birimini pul olarak güncelledi dedi. Mart ayında Nurettin Nebati en düşük seviyede demişti. Dibin dibi ifadesini kullandı. Neydi o zaman dolar TL? 14.80. Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Yani vatandaş rahat olsun. Rahat olsun. Bakıyoruz 17.20. Sayın Nebati, bu dip nerede? Cumhurbaşkanı ülkenin para birimini pul olarak güncelledi. 20 Aralık'tan sonra döviz kurunun artık kontrol altına alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı da, Hazine Bakanı da doların 17 lira 23 kuruşa çıkması konusunda sessiz. Türk lirasındaki değer kaybı sürerken Ali Babacan Cumhurbaşkanı'na ülkenin parasını pul ettin dedi. Kılıçdaroğlu milliyetçilik üzerinden seslendi. En rahatsız olduğum da bunları yapanların milliyetçi geçinmesi. Siz kim, milliyetçilik kim? Milliyetçilik kendi parasını savunan insan demektir. Dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler. Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz. Döviz kuru ne olacak diyenler varsa onlara da cevabımız şudur. Bu da geçer yahu. Deva Partisi lideri Ali Babacan paylaştı bu açıklamaları. 2015 yılından 2022 yılı Mayıs ayına kadar Erdoğan'ın döviz kuruyla ilgili açıklamalarını. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Kur ve enflasyon sorununun üstesinden elbette geleceğiz. Dünyada birçok ülkenin parası dolar karşısında değer kazanırken, Türk parası neden değer kaybediyor? Erdoğan, dünyada kriz var deyip durma. Dolar kuru 17 lira 20 kuruşun üzerine çıkarak 20 Aralık 2021 seviyesine geri döndü. Dövizi dizginleyecek denilen kur korumalı mevduat sistemi tırmanışı durduramadı. Kurdaki her artış kur korumalı sistemin hazineye yükünü de katlıyor. Hazineden 133 milyar Türk lirası, halkın vergilerinden oluşan bu para bir avuç insana ödeniyor. Heyecanlanıyorum. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam diye. 6 ayın dolmasına 18 gün var. Ey Nebati, hala uyuyor musun? Nebati geldiğinde dolar 13 lira 48 kuruşmuş. Bugün 17 lira 20 kuruş. Ey Nebati, sen geldiğinden beri %30 dolar artmış. Sayın Nebati, üniversite yıllarında okuduğuna pek emin olmadığım bu iktisada giriş kitabını hediye etmek istiyorum. Gelişmeleri, parametreleri de yerli yerine oturacak şekilde ilerleyen zamanlarda göreceğiz diye ben bu suale cevap veriyorum efendim. Dolar kurunun 5,5 ay öncesine dönüşüyle ilgili AK Parti'den gelen tek açıklama, gözler kuru kontrol altına aldık diyen Cumhurbaşkanı ve Hazine Bakanı'nda. Ya Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, şu 6 aylık uykudan önce 18 gün kaldı biliyorsunuz. Fakat hiç düşünmeden uykusunda da konuşuyor. Türk lirası daha nereye düşecek? Zaten en dipte dedi ya. Bakar mısınız ekonomi politikasına? Zaten dibe oturdu, daha düşemez. Ekonomiyle ilgili bakış açımız, stratejimiz budur. Uykusunda böyle konuşur insan demek ki, hiç düşünmeden. Bu arada da OECD Türkiye ile ilgili enflasyon beklentisini bu yıl sonu için, 2022 sonu için %24'ten %72'ye çıkartmış. Böyle bir düzeltme yapmış beklentiler için. Şu anda zaten o seviyedeyiz biliyorsunuz TÜİK'e göre. Büyüme tahminleri uluslararası kuruluşlar tarafından 3'lere 2'lere indirildi. Türkiye ile ilgili beklentiler. Ya Türkiye hiçbir şey yapmasa, otursak, nefes alsak, versek. Bakın hiçbir şey yapmasak. Yani ülkeye, ekonomiye zarar verecek parlak fikirler üretmeye uğraşmasak mesela. Zaten %5 büyür, ben size söyleyeyim. Yani %2'lere 3'lere inmesi
Hani böbürleniliyor ya %7.3 büyüdük diye. Dolar bazında %5 küçüldü bu ülke ilk 3 ayda, ilk çeyrekte. Sonra 5 yıllık dolar cinsi Eurobond tahvilleri Türkiye'nin faizi %10'u geçti. Dolar faizi Türkiye'nin borçlanmak istediğinde %10'u geçti. Vadesi de 5 yıl. Mesela diyorlar ki kamu borcunun milli gelire oranı konusunda biz çok iyiyiz diyorlar. Bazı ülkelerle kıyaslıyorlar ki onlar dünyanın en büyük ekonomileri falan. Neymiş efendim onların borcunun milli gelire oranı çok yüksekmiş. İyi de sen 5 yıllık borçlanamıyorsun. Hiç dünyada görülmemiş faizler veriyorsun. 5 yıllık vade. Ortalaman zaten 3,5 yıl falan senin borçlanmanın. Ya adam 60 yıllık borçlanıyor. Ve üstelik %1 bile değil faizi. Onlarda borç yiğidin kamçısı. Bizde hayatın en büyük acısı.